Açıkçası İpek Özbey, bugün durum Beyrut oldukça gergin. Zaten aylardır diken üstündeydi, son birkaç haftadır iyice gerilmişti hava. Ama dün İsrail'in Beyrut'un neredeyse merkezinde sayılan, Beyrut merkezi 10 dakika uzaklıktaki Dahiye bölgesine yönelik şiddetli saldırıların ardından Nasrallah'ın da, örgütün lideri Hasan Nasrallah'ın da öldürülmesiyle birlikte hava, tansiyon inanılmaz gerilmiş durumda. Bugün öğleden sonra işte dışarı çıktım, biraz hani sokakları görmek üzere vesaire. Binlerce insan dün gece İsrail saldırılarının şiddetlenmesinin ardından zaten Dahiye'den kaçmaya başlamıştı. Ve İsrail saldırıları sabahın ilk saatlerine kadar devam etti. Bütün Beyrut'tan hissediliyordu, duyuluyordu bu saldırılar. Bu saldırıların ardından Dahiye'den kaçan insanlar şu anda Beyrut'un içindeki yol kenarlarında, parklarda, meydanlarda geceyi geçirdiler. Daha kaç gün buralarda kalacakları belli değil. Doğru düzgün yiyecek yardımı vesaire de yok. Basına da oldukça tepkililer. Herhangi biriyle konuşmak bir tarafa, yani yabancı biri gördükleri zaman ya da kamerayı gördükleri zaman oldukça saldırganca tavırlar sergileyebiliyorlar. Elbette anlaşılabilir bir durum. Çok ağır bir durumdalar, çok zor bir durumdalar. Yine Lübnan ordusunun, özellikle Nasrallah'ın ölümünün duyurulmasının ardından sokakların karışması riskine karşı sokağa indiğini söyleyebiliriz. Bugün öğleden sonra çok sayıda Lübnan ordusuna ait zırhlı aracın ana arterlerde, meydanlarda konuşlandığını gördüm. Keza bugün akşamüstü yine Lübnan ordusuna yakın bazı kaynaklar açıklama yaptılar ve Lübnan genelinde Lübnan ordusunun işte durumun kontrolden çıkmasına engel olmak için bir takım önlemler alacaklarını, tedbirler alacaklarını duyurdular. Genel durum bu şekilde. Elbette diğer taraftan Nasrallah'ın öldürülmüş olmasına rağmen İsrail'in Dahiye'ye yönelik saldırıları devam ediyor. Birkaç saat önce yine Dahiye'ye yönelik bir saldırıyı Beyrut'un farklı yerlerinden rahatlıkla duyduk. Ara ara sokaklarda kurşun, yani silah sesleri duyabiliyoruz, gelebiliyor. Dolayısıyla durum oldukça gergin. Hizbullah'ın başına kim gelecek? İşte boşluğu doldurabilecek mi? Ya da İsrail, Nasrallah öldü, üst düzey komutanlarını da öldürdüm, elimine ettim, artık dururum mu diyecek? Yoksa Lübnan'a yönelik birkaç noktadan belki kara operasyonu birlikte bir işgal planına mı geçecek? Bunu soruyor insanlar. Ama son olarak bu konuyla ilgili son gelişmeleri de aktarayım istersen. Lütfen. İsrail'den gelen son açıklamalara bakılırsa İsrail pek durma niyetinde değil. Bugün yine Lübnan, çok kısa bir 5-10 dakika önce Lübnan geçici hükümetinin başbakanı Necip Mikati bir açıklama yaptı ve biz de artık tehlikedeyiz dedi. Dolayısıyla İsrail'in Lübnan'a yönelik bir yani sınırlı da olsa, sadece Güney Lübnan'da belli bir bölgeyi de kapsasa, bir kara işgaline girişebileceğine dair senaryolar şiddetle tartışılıyor. Hava oldukça gergin, tekrar bunu da belirtelim. Evet, Hediye, aslında evet, sosyal medyada bir paylaşım yapmıştın, onu sana özellikle sormak istiyorum. Çünkü şöyle diyorsun, ciddi bölgesel savaşın eşiğindeyiz. En azından Lübnan açısından önümüzdeki birkaç gün çok kritik olacak diyorsun. Önümüzdeki birkaç gün için öngörün ne? Şimdi önümüzdeki birkaç gün gerçekten Lübnan açısından da bölge açısından da oldukça kritik. Çünkü İsrail, yani İran'ın bölge içlerine uzanan lojistik hattının geçtiği bütün coğrafyalara yaymak istiyor bu saldırılarını. Bunun içinde Irak'ta var, Suriye'de var, Lübnan'da var, Yemen'de var. Dolayısıyla bu saldırılar giderek şiddetlenebilir, birincisi bu. İkincisi, İsrail ile Lübnan arasında bir savaşın çıkmaması için uluslararası girişimler devam ediyor. Ama İsrail açıkçası herhangi bir girişimi kabul etmeye hala yanaşmıyor. Lübnan ordusu çok zayıf durumda. Dolayısıyla İsrail'in Lübnan'a yönelik bir kara saldırısının olması halinde Lübnan ordusunun dayanıp dayanamayabileceği, uluslararası toplumun İsrail'i durdurup durduramayacağı gerçekten soru işareti. Böylesi bir durumda, yani bu Hizbullah'ın ağır kan kaybetmesinin de ardından mevcut gerilim Suriye'ye de yayılabilir. Ürdün'e de yayılacaktır büyük ihtimalle, hatta Mısır'ı da olumsuz etkileyecektir. Bu açıdan düşünüldüğünde
doğrudan çatışma alanına dönüşecek olan en az 2-3 ülke var eğer bölgesel savaşa dönüşürse. Diğer taraftan hem ekonomik hem güvenlik hem bölgesel göç açısından bakıldığında hatların tekrar kırılma ihtimali yüksek ve bu da bölgeden başlamak üzere bir kere daha en azından Türkiye'yi, Avrupa ülkelerini vesaire doğrudan etkileyecek bir takım gelişmeleri tetikleyebilir. Peki Hediye, İsrail Nasrallah'ın yerini nasıl buldu? En çok tartışılan konulardan biri bu. Yıllardır bölgeyi takip ediyorsun, Hizbullah'ı da takip ediyorsun. Kulağına gelen ya da senin sorduğun kaynakların, araştırmaların sana nasıl bir tüyo veriyor? Çünkü burada birçok şey söyleniyor. Biri deniyor ki işte Hizbullah'ın içine İsrail ajanları girdi, İsrail istihbaratı girdi diyor. Öbür tarafta diyorlar ki İran feda etti Hizbullah'ı. Tüm bunları nasıl değerlendiriyorsun? Biz konuklarımızla da konuşacağız ama senin görüşünü de merak ediyorum. Bu konuya, yani bu soruya net bir cevap vermek henüz mümkün değil. Muhtemelen net cevabını da öğrenmemiz de oldukça zor. Ama Lübnan içinde konuşulanları aktarayım. Yani daha ağırlıklı olarak dile getirilen senaryoların başında Mossad'ın ya da İsrail istihbaratının Hizbullah'ın içine üst düzey isimlere kadar sızdığına dair senaryo başta geliyor. Çünkü Hizbullah'a yönelik sadece Nasrallah'a değil, Hizbullah'ın üst düzey çok sayıda komutanına yönelik de nokta atışı operasyonlar, saldırılar gerçekleştirdi İsrail. Bu isimler, bu komutanlar, vurulan isimler, yani Nasrallah dahil olmak üzere iki gece üst üste aynı yerde uyuyan insanlar değiller. Yani bulundukları yeri sürekli değiştiren, bir yere gittikleri zaman işte birkaç saatten uzun süre kalmayan, birkaç tane konvoyla yola çıkan, her türlü güvenlik tedbirini alan insanlar. Dolayısıyla birinci senaryo içeriden bilgi aktarımının olduğu yönünde. İkinci senaryo ise teknoloji üzerinden takip meselesi. Zaten İsrail'in bu konuyla ilgili uzunca bir süredir hazırlık yaptığı ve eğer iddialar doğruysa, ki Amerika biz dahil olmadık dedi ama belki bölge ülkelerinden de bilemiyoruz, istihbarat alarak gerçekleştirdiği bir teknoloji takibi olduğu da kesin. Çünkü insanların güneş enerji panelleri bile patladı burada. Yani sadece çağrı cihazları değil, dolayısıyla kullanılan her türlü telefon, alet, araçlardaki GPS sistemi, aklınıza gelebilecek her türlü sistem ölümcül bir takip sistemine dönüştü Hizbullah açısından. Bir başka önemli nokta şu, Hizbullah'da yani İsrail şöyle bir strateji izlemiş gibi görünüyor. Önce çağrı cihazları atladı, yaklaşık 4000 kişi kullanıyordu bunu. Evet. Ve Hizbullah'ın alt düzeyde olan önemli isimleri elimine edildi. Bir sonraki aşamada biraz daha önemli isimler, daha sonra nokta atışı, hava saldırıları, suikast girişimleriyle, saldırılarıyla çok daha önemli komutanlar elimine edildi. Bunların arasında Hizbullah'ın insansız hava araçlarından sorumlu saha komutanı bile var. Hizbullah'ın en önemli birimlerinden biri bu. Öyle olunca örgüt içindeki güvenlik sisteminin zincirinin de kopmuş olabileceği düşünülebilir. Bir başka yeni noktaya da değinmek lazım belki. Şöyle ki Hizbullah İsrail'in saldırılarını, özellikle de suikastlerini yoğunlaştırması sebebiyle birbirleriyle çok az iletişim kurmaya başlamıştı bir süredir. Birçok lider bir araya gelemiyordu, toplantılar daha zor yapılıyordu. Dolayısıyla bunun da bir takım zafiyetlere yol açmış olabileceği söyleniyor tabii. Hediye, çok teşekkür ediyorum. Gecenin ilerleyen saatlerinde yeni gelişmelerle tekrar seninle bağlantı kurabiliriz. Çok teşekkürler, kolaylıklar diliyorum. Kendine dikkat et lütfen. Teşekkür ederim. Hoşça kalın. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. Şimdi